Sizler memnunsanız biz de memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Ayağa kalkmak için bir amacımız oldu, bir ilkemiz oldu. Evet, evet. Çok teşekkürler. Evet. Başkanım, sağ olun. Çok sağ olun. Çay saatlerinde tenis öğrenmeye ne dersiniz diyerek başlatılan proje kapsamında kadınlar evde oturmak yerine belediyeye ait Ata Tenis Kulübü'nde hem tenis öğreniyor hem de spor yaparak hareketli bir yaşam sürüyor. Kesinlikle çok beğeniyorlar ve bu projeyi inanılmaz bir ilgi gösterdiler herkes ve şu an gerçekten bu kortun içinden çıkan her kursiyerimiz buradan gülerek ve mutlu bir şekilde gidiyor. Aynı zamanda da tenis öğreniyor. Evet. Biz tenisin tamamıyla zengin bir spor olmadığını biz Yenişehir Belediyesi olarak burada kursiyerlerimize göstermiş olduk aynı zamanda. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de tenis kursuna katılan kadınları ziyaret etti. Kaynaşma oldu. Hayatımızda güzellikler oldu. Arkadaş bulduk burada, işte tenis de oynuyoruz. Çok güzel her şey. Ne oldu? Kaynaşma hareket oldu hocam. Evet, anılarımı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özyiğit 200 kadının Yenişehir'de tenis öğrendiğini belirtti. Burada Yenişehir Belediyesi'nin bir hizmet alanında, tenis kortlarında evde oturmakta olan, işte sabah kahvaltısını yapıp çayını evde içen hanımefendilere biz çağrıda bulunduk. Dedik ki çay saatinde tenis öğrenmeye ne dersiniz? O saat bu saat işte. Ve arkadaşlarımız da Yenişehir'den 200 kadar arkadaşımız şu anda bu sahalara indi. Yenişehir'de vatandaşların evlerinde oturmak yerine dışarı çıkmasını istediklerini ve bunu başardıklarını söyleyen Başkan Özyiğit, sağlıklı ve sosyal bir Yenişehir'i oluşturmak adına çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Bizim Yenişehir Belediyesi'nde yola çıkarken ortaya koyduğumuz ilkelerin birincisi hareket ilkesiydi. Bu hareket ilkesinin temelinde insanlarımız evlerinde kapalı kalmasın, televizyon başında dizilerle baş başa kalmasın, hareket etsinler, sağlıklı bir toplum olsun, sağlıklı bir Yenişehir olsun, onun dışında sosyalleşsinler. Şimdi bu 200 tane arkadaşımız birbirini bir yerde görme, bulma şansları yoktu ve burada spor sahasında buluşuyorlar. Bu buluşmalar devam edecektir, sporun dışında da devam edecektir. Dostluklar, arkadaşlıklar, paylaşımlarla devam edecektir.